Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada tornası tesbih yapımının için gerekli olan malzemeleri de nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Sizlere bir tane de habbe, bir tesbih boncuğu yapacağım örnek olarak. Videonun devamları gelecek tabii. Şimdi hemen malzemelerimize geçelim. Burada DC motorumuz önemli. Bunların devirleri önemli. Uygun motoru bulmak lazım. Çok hızlı olduğu zaman elde işlenmiyor. Motor çabuk ısınıyor. Çok da yavaş olmayacak. Bunu adaptör ile ayarlıyoruz. Ben de bir devre sistemi var, onu kurdum. Burada mandrenimiz var. Bu mini mandren diye geçer. Bunun şu aradaki mil kalınlığı önemli. Bazen motorla uyumsuz oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. DC motor 12 voltta çalışıyor. 5 voltta da çalışabilir şarj aletleriyle. Mini mandrenimiz var. Daha sonra burada tesbihe şekil vermek için, habbe şekli vermek için tesise bıçağımız var. Bu bıçağı şu anda ben kullanamayacağım. Ucunu açmadım henüz. Bunu bilevlemek gerekiyor. Bu dursun şimdilik. Şu anda şunu da kullanıyorum. Bu da aynı görevi görüyor. Maket bıçağının ucu, sivri kısmını kullanıyoruz. Daha sonra delim yapmak için istediğiniz bir kalınlıkta uç alabilirsiniz. Bu 1 milimetrelik. 0.8, 0.65 istediğinizi kullanabilirsiniz. Kesmek için bunlar gravür setlerinden çıkar. Bu şekilde. Bunlar gravür setlerinden çıkar. Tek tek bulmak zordur. Set halini aldım ben. Bunu kesmek için kullanıyoruz. Bu parlatıcımız. Habbeyi parlatacağız, boncukları. Bu parlatmada bir kadife bez de bulabilirsiniz. Veya bende bu var. Gravür setinden çıktı. Bu şekilde de parlatma için kullanabilirsiniz. Bu da bu olmazsa olmaz. Bu malzemeleri. Kesmeyi, parlatıcıyı veya işte buradaki zımpara setini buna bağlayarak motora takıyoruz bu şekilde. Bunları videoda zaten göreceksiniz. Bu çok önemli bir parça. Burada zımparamız var. Bu S-Star 2000 zımparası. Bu zımparanın arkasına ben sert bir plastik böyle kafama göre kestim. Şekilde ilk baştaki habbenin ovalliğini vermek için. Bunu da videoda yine göreceksiniz. Bu da önemli. Kesmelerimiz var. Burada çeşitli ebatlarda, çeşitli numaralarda zımparalarımız var. Bu kalın zımpara bayağı kalın. Bunda ilk boyut küçültmede. Daha sonra yüzlük zımparamız var. Bu da yine aynı şekilde boyut küçültmede. Bu da 2000'lik var, 1000'lik var set olarak bende. Bu zımparalarda da çizikli derece olarak. Kalın çizikleri bırakırsa bunlarla düşürmek için yapabiliriz. En önemli, olmazsa olmaz parça bu konik mil. Bunu piyasadan ben şu şekilde konik mil almıştım ama bu kadardı. Bunun elmas olmadığı için demir bir parça, hemen kırılıyor bu. Tavsiye etmem. Konik mil olarak satılan konik millere, demir olanları tavsiye etmem, hemen kırılıyor. Özellikle torna makinesi olmadığı için biz burada biraz baskı uyguluyoruz bu DC motorlarla. Bu parça olmaz. Ya bunun elmasını alacaksınız ya da benim gibi manuel olarak yapabilirsiniz bu şekilde. Normal bir demir matka bucu alıp bu şekilde bir koniklik verdiğiniz zaman tabi bunun da dönmesi lazım. Taşıyacağınız makinenin de dönmesi lazım aynı anda. Bu şekilde bir koniklik elde edersiniz. En önemli malzeme bu ve en önemli olay tornalarda yalpalama yapmaması gerekiyor. Bunu taktığınız zaman kesinlikle yalpa olmayacak. Yoksa habbe yalpalı şekilde döner, verdiğiniz şekil düzgün çıkmaz.